Onurcuğum. Of, gidiyoruz. Yoruldum ha. Evet, sen bir de hasta oldun. Şu üzüldüm. Feribota bindik. Şeyden, Gelibolu'dan Lapseki'ye geçeceğiz. Lapseki'den de Bandırma üzerinden Balıkesir'e döneceğiz. Artık dönüş yolundayız. Evet. Yorulduk biraz. Yorulduk. En son gittiğimiz bence Gelibolu'daki neydi adı? Traktör. Neydi? Dursun Keskin. Dursun Keskin'in yapmış olduğu bir Oğlu özel koleksiyon. Oğlu Reyhan Keskin'in anısına yapmış olduğu bir özel koleksiyon var. Türkiye'deki tek klasik traktör. Yani klasik denir mi bilmiyorum ama traktör müzesi. 1800'lü yılların sonlarından kalan bir buharlı çalışan bir traktör var. Müthiş. Onun dışında da 50'li yıllardan kalan 30'lu 40'lı yıllar yılı yapımı olan Alman, İsveç marka. İsveç Porsche. Yapımı, Porsche yapımı traktörler var. Zaten Türkiye'de 5 tane Porsche yapımı traktör var. 4'ü bu müzede görebilirsiniz. Çok ilginçtir. Müzeyi gezerken kendisi geldi. Kendi de Gelibolu'da yaşıyormuş zaten. Kendiyle de bir 15-20 dakika bir sohbet ettik. Nereden esti, niye böyle bir şey yaptı, biraz hikayelerini de anlattı bize. Valla takdir etmek lazım. Bravo. Yani, valla ülkenin böyle insanlara ihtiyacı var. Yani. Aynen. Çağdaş, modern. Sevdası peşinde koşmuş yani. Kesinlikle. Mesela benim de bir müze yapma isteğim var. Sen çalgı mi toplayacağım ya? Ne müzesi yapacaksın? Çalgı toplayacağım. Çalgı toplayacaksın. Evet. Çalgı müzesi. Çalgı. Yani tabii güzel şeyler bunlar. Yapmak isteriz. Gittiğim her yerden toplamak istemiyorum. Aynen. Ben ama. Bakalım. Benim anıma yaparsın müzeyi sen de. Sen ona niye yapıyorum ona ya? Ben ölür giderim. Allah. O kadar parayı sana verdim mi? Ben bayılır giderim zaten. Yani müthiş. Kapandı, telefon kapandı. Gerçekten acayip bir emek. 20 yılını vermiş. Günde 20 yıl. Günümün diyor 3'te 2'sini buraya verdim diyor. Ama zaten öyle bir anlatıyor ki yani bir traktörün bir parçası için ne kadar emek verdiğini. Tabii şimdi o traktörlerin hepsi, bu arada müzede çalışan traktörlerin hepsini tarlaya çıkart. Tıkır tıkır çalışıyor. 1800 yıllardaki kalan traktör dahil. Yani bunların hepsinin parçalarını özel yaptırmış. Çünkü neden? Şu anda üretilmiyor parçalar, bulamazsın. Hepsini gidip fabrikalarda özel o çarklılarını, dişlilerini, eksik olanları yaptırmış. Boyaları çok güzel olmuş. Tamir etmiş, çalışır vaziyette. Yani Gelibolu'da gezdiğimiz en güzel nokta burasıydı diyebilirim. Evet. Şu an Gelibolu gezimiz bitti. Artık feribotla dönüyoruz. Ondan direkt oradan girdik ama onun dışında bence Hamza Koy çok güzel. Plajı çok güzel, denizi çok güzel. Biraz rüzgar alıyor ama bence güzel. Yani Gelibolu'da çok fazla 99 tane türbe varmış. Biz 99'unu da gezemedik tabii. Gezmedik yani. Belli başlı gezilebilecekleri gezdik. Başka ne var akılda kalan? Limanı güzel. Limanında balık yiyebilirdik. Biz yiyemedik. Ama siz geldiğinizde mutlaka yiyin. Orada balık restoranları var. Rakınız da için. Böyle salaş yerler. Çok lüks de değil. Mutlaka balık yiyin. Mevlevi hani var ama bakımsız. Şimdi zaten restore olacakmış artık proje kapsamında. Bakalım o zaman daha ya, iyi kullanılır. Mevlevihane de dünyanın en büyük Mevlevihanesiymiş. Yani dünyanın en büyük Mevlevihanesi Gelibolu'da Mevlevihane bakımsız. Bunu aslında hiç ben anlamadım bunu da. Yani dünyanın en büyük ya. Hani Marmara bölgesinin falan... Ayda bir kere de aktif. Ayda bir kere de aktif. Hani Marmara bölgesinin falan olsa hani gene diyeceğim ama... Türkiye'nin de değil, dünyanın en büyük Mevlevihanesi. Ama o kadar bakımsız ki. Yani bahçesi falan dökülüyor. Biz sahip çıkamıyoruz ya. Biz çıkamıyoruz yani. Değerlerimize ben sahip çıkamıyorum. Önceliklerimiz başka bize. Aynen. Önceliklerimiz satmak. Yabancıyı yurda sokmak. Bizim önceliğimiz bu. Var olan kurmak değil. İşte gene lafı soktu. Ama ilginç yani. Gelibolu Yarımadası çok iyiydi. Lakin şeye geldikçe böyle biraz daha Trakya'nın uçlarına geldikçe kültürümüze ve tarihi mirasımıza çok sahip çıkmadığımızı görüyorum ben. Edirne'de de öyleydi keza. Evet. Neyse. Yani bir gezinin daha sonuna geldik. Gelibolu gezisinin. Gelibolu ilçesini gezdik. Gezilerimiz devam edecek. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah beğenirsiniz videomuzu. İnşallah beğendikten sonra beğen tuşuna basar. İnşallah yine kanalımıza abone de olursunuz. İnşallah. Çok dua ettin Onur Bey. Kendinize iyi bakın.